كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Cehennem ehli, yani cehenneme girecek olanlar, cehennemin kapısında, bak bu gerçektir ha. Cehennem ehli, cehennemin kapısında şeytanın yakasına yapışarak şöyle diyecek. Bunu cehenneme girecek herkes yapacak arkadaşlar. Cehenneme girecek olan herkes bu işi yapacak. Şeytanın yakasına yapışacak. Peki ne diyecek? Senin yüzünden geldik buraya mel'un. Allah Allah. Şeytan seni zorla mı götürdü? Şeytan seni, sen namaza giderken bacağına çelme mi taktı? He? Yok. Yok. Sen Kur'an okurken şeytan gözüne perde mi indirdi? Yok. Yok. Ama ne diyor? Ey mel'un, senin yüzünden buraya geldik. Bak şeytanın cevabına bakın arkadaşlar. Allah razı olsun ya. Bak şeytanı iyi dinleyin ya. Şeytan ne diyor? Günahlarından dolayı cehenneme gidecek olanlara bak neler diyor neler. Ya biz ne saf adamız ya. Gerçekten bak şunu dinledikten sonra kendi adıma da konuşuyorum yani. Şeytan bizi nasıl kandırıyor, iyi dinleyin arkadaşlar. İblis onlara bir dakika. Siz dünyada beni gördünüz mü? Var mı şeytanı gören arkadaşlar? Yok. Hayır. Yok. Hani? Şeytan soracak. Ya sen beni gördün mü? Yok. Peşine? Sesimi duydun mu? Yok. Yok. Hani ne oldu? Şeytan. Hadi buradaki herhangi birinin yakasına yapışabilirsin. Mesela bugün işte tam sohbete gelirken arkadaşım biri geldi dedi ki gel lan bırak sohbeti yürü gidelim işte bilmem ne meyhaneye falan. Ya da işte en hafifi işte bilardoya, PlayStation kafe en hafifini söylerim neyse. Öyle bile olsa ne yaparsın, gider adamın yakasına yapışırsın. Ama görmediğin, duymadığın birisinin yakasına yapışıyorsun. Çok ya, ne saf adamız ya. Bak cehennem ehli görmedik ve duymadık diyecekler. Şeytan devam edecek. Arkadaşlar bak şeytan neler diyor. Peki siz dünyada hiç Allah'tan söz eden bir hoca, bir alim görmediniz mi? Var mı görmeyen aranızda? Hepimiz illaki bir şekilde bir hoca, bir alim duyuyoruz arkadaşlar. Evet. Bak şeytan söylüyor. Şeytan söylüyor bunları ya. Şaka gibi yani. Hiç Kur'an, hadis okumadınız mı? Arkadaşlar, Kur'an okuyalım arkadaşlar. 50 defa söyledik, 50 defa. Hiçbir şey yapamıyorsan ya bildiğin sure ne, Fatiha mı? Aç ya Fatiha'yı, aç ya. Aç oku, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Başla. Oku. Kapat. Bitti ya. Bunu yap bari. Elemter'den aşağı biliyorum. Tamam, aç Kur'an'ın arka tarafını. Elemter'den aşağı oku bari. En azından amel defterinde bir Kur'an'la alakalı bir muhabbetin, bir konuşman, bir tanışman olsun. Maalesef Kur'an'la tanışmayan adamlar var şu memlekette. Şeytan dedi ki ya sen hiç Kur'an okumadın. Hadis de mi duymadın ya? Hiç mi hadis duymadın? Allah Allah. Bak devam ediyor bir de. Hiç Allah'tan söz eden duymadın mı diyecek. Arkadaşlar şu memlekette. Hadi bizim Müslüman ülkelerden bahsedelim. Şu ülkede Allah adını duymayan bir kişi var mıdır ya? En büyük ateisti de, en büyük deist de. Zaten deistler Müslümanlıktan geçiyor. Ateistler de zaten çoğu öyle. En büyük, en ağababa. Ateistler şeyden gel. Ben işte hafızım da bilmem neyim, sonradan ateist oldum diyor. Allah sana tekrardan hafızlık nasip etsin. Amin. Evet. Ve cehennem halkı diyecek ki gördük, duyduk, okuduk diye cevap verecek. Hepsini yapmış. Hoca da gördüm. Hadis de duydum. Kur'an da okudum. Sohbete de gittim. Hepsini yaptım diyecek. Peki sonra ne olacak arkadaşlar? İblis diyecek ki yani siz şimdi gördüğünüze, duyduğunuza değil de görmediğinize ve duymadığınıza mı tabi oldunuz? Evet arkadaşlar, ben soruyorum. Başta kendime, sonra size. Şeytanı görenimiz yok. Şeytanı duyanımız yok. Hocayı gören var. Hadis gören var. Kur'an gören var. Ayet, sünnet, edep, haya, hepsini gören var. Bunu görmemek için kör olmak lazım. Kalbi kör olması lazım.
Şeytan adamı nasıl rezil ediyor mahşerde ya? Büyük bir rezilliktir bu. Allah Celle Celaluhu'nun ilk düşmanı olan şeytan mahşer günü bu günahkarları, cehennem ehlini, Rabbim bizi onlardan eylemesin. Amin. Amin. Nasıl kurtulacağız? Onu da söyleriz inşallah. Bak şimdi. Buraya geldiğiniz siz gidin kendinizi ayıplayın. Şeytan diyor ki utan diyor ya. Sen bir utan, bir ikinci kendi bir utan diyor. O kadar sohbet gördün, hadis gördün, ayet gördün. Görmediğin şey yok ama beni görmedin. Sen beni peşimden koştun. Arkadaşlar, Hindistan'da kaç tane din vardı? 350 mi 360 mı neyse. Hadi 300 diyelim misal. Orada tapılan her şey aslında o şey değil. Şeytana tapıyorlar. İneğe tapan şeytana tapar arkadaşlar. Maymuna tapan şeytana tapar. Fareye tapan şeytana tapar arkadaşlar. Şeytan onları yönlendiriyor. Aslında farkında olmadan onların tapacağı şeytandır. Estaizu billah, bismillah. Ya beni Adem'e en la te'abudu şeytan. Allah Celle demiyor ki ineğe tapmayın, maymuna tapmayın, fareye tapmayın demiyor. Bak şeytana tapmayın diyor. Yani onun dediklerini yapmayın, onun peşinden koşmayın diyor. Allah Celle Celaluhu. Ve diyor ki şeytan, benimki sadece vesveseden ibarettir. Gerçeklere değil, siz fısıltılara itibar ettiniz diyor. Çok komik bir durum ya. Çok büyük bir rezalet bu. Evet, büyük bir rezillik. Duymadığımız, görmediğimiz fısıltılar bizi Allah Celle Celaluhu'dan mahrum bırakırsa, ibadetler aksarsa, namaz abdest yoksa, sohbet yoksa, ilim zikir yoksa, aman ya Rabbel Alemin, ne beladır be. Maalesef bizim Müslümanlık, gerçi kimlikten de kaldı da neyse, misal olarak bizim Müslümanlık böyle kimliklerde kaldı. Ne yazıyor kimlikte? İslam. Yaşantı? Hristiyan. Kılık kıyafet? Hristiyan. Evet. Saç sakal? Hristiyan. E hani Müslümanlık? Hani en büyük Müslüman bizdik? Hani bizden başka Müslüman yoktu? Ama senin saçın sakalın, kılın kıyafetin, ahlakın, amellerin Hristiyan olmuş, farkında değilsin. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Şeytan bizi cehenneme sokmak için her şeyi yapıyorsa biz ne yapacağız? Allah Celle Celle ne güzel diyor ya. Gerçekten benim en sevdiğim hadis bu. Ben bunu her zaman söylüyorum. Kutsi hadistir. Rabbim Celle Celal buyuruyor ki Adem oğlu 7 kat yeri, 7 kat göğü günahlarla doldursa. Yani şeytan ne diyorsa yapsa. Ha, az önce bahsettiğimiz mesele. Ama diyor kapıma gelse biri tövbe etse hepsini siler atarım. Elhamdülillah. Bir kere aşk ile Allah derse lisan, dökülür cümle günah mislü hazan. Sözün güzeline bak. Bir kere aşk ile Allah Celle Celaluhu dersen bütün diyor günahların, hazan ne demek arkadaşlar? Yaprak dökümü demek. Sonbaharda dökülen yapraklar gibi diyor bütün günahları dökülür. İşte Rabbim Celle Celaluhu bize Hazreti Ebubekir'in Allah demesi gibi demeyi bize nasip etsin. Niye? Amin. O öyle bir Allah dedi ki Celle Celaluhu, ölüyü diriltti. Tabii ki de Rabbimin izniyle. Cebrail Aleyhisselam dedi ki ya Ebu Bekir, sen eğer bir daha böyle Allah deseydin Rabbim bütün ölüleri diriltecekti. Herkes kendine baksın arkadaşlar. Herkes kendine çeki düzen versin. Biz tabii ki de Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh olamayız. Ama o da bir insan. Bak olamayız. Asla yanaşamayız bile. Ama eğer onların yolundan gidersek, onlara benzemeye çalışırsak inşallah biz de düzeliriz diye ümit ediyorum. Rabbim bizi onlara benzeyenlerden eylesin. Amin. Amin. Rabbim bizi şeytanın peşinden koşanlardan eylemesin. Amin. Amin. Allah şeytanı kahretsin. Amin. Şerefsiz. Ne gülüyorsunuz oğlum? Duyuyor şerefsiz bizi ya. Tam şerefsiz ya. Ama kuduruyor ya namussuz. Bak şimdi ama şöyle bir şey var. Şimdi şeytan kapıda bekliyor burada. Şurada kapıda bekliyor. Gören varsa çünkü işte dövelim lan şunu lavu. Neyse. Şimdi şeytan kapıda bekliyor. Başka bir şeytan geliyor ki diyor ya diyor sen diyor, ne yapıyorsun? İçeri girsene diyor. Şimdi onlar diyor içeride diyor bırak diyor sohbet. Bunlar gerçek ha, kafadan atmıyorum. Kapıda şeytanla konuşmadım ha. Allah Allah. Şeytan diyor ki bırak diyor onlar şimdi içeride sohbet dinliyor. Şu anda onlar diyor feyiz bereketler. Oo havada uçuyor. Tamam. Kapıdan çıksınlar ben onları zaten alacağım aşağıda. Sen rahat ol diyor. Öyle. Yalan mı arkadaşlar? Var mı kapıdan çıkıp başı önünde eve kadar başını kaldırmadan zikirle giden aramızda bir tane? En bozunu zaten benim.
Ben kendim saymıyorum. Var mı aranızda böyle bir Allah dostu? Ben sohbetten çıkıyorum. Başım önünde sağa sola bakmadan zikirle, tesbihle, estağfirullahla eve gidiyorum. Eve gidiyorum. Varsa işte kılınacak namaz varsa onu yaparım. İşte hadis talimi, zikir talimi, hanımımla ders yaparım. Var mı böyle bir şey? Yok. İşte bu şeytan bu. Ama tabii ki de ümidi kaybetmeyeceğiz. Biz tövbeye devam. Bir kişi gün Hazreti Ebubekir radıyallahu anh diyor ki bir kişi diyor günde aynı günaha 70 kere düşse diyor. Aynı günaha 70 kere düşmek için de yani profesyonel günahkar olmak lazım. Yani tabii master yapmak lazım günahta. Diyor ki ama diyor tövbe etse samimi tövbe ha. Öyle estağfurullah estağfurullah değil. Samimi tövbe pişmanlıkla. Yapsa diyor Rabbim Celle onu diyor affediyor. Rabbim bizi affeylesin amin. Amin. Daha sohbete başlamadık lan.